Herkese merhabalar. Merhabalar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gülşen. Ben Mehmet. Isparta Yalvaç'tan selamlar, sevgiler herkese. Bugün 6 Ağustos 2024 Salı. Bugün sizlere neler anlatacağız? Bugün kısa mesafe ve uzun mesafe kovanlar nasıl taşınır? Bunlarla ilgili bize çok soru gelmişti Instagram'dan. Şu anda da Instagram kapalı. Ben onlara cevap veremedim. Girmiyorum da hani sıkıntı olur, hesabımız çalınır diye. YouTube'dan da sormuşlardı. Bu konu hakkında sizlere bilgiler vermeye çalışacağız. Ayrıca Türkiye genelinde bal hasatının %80'i neredeyse yapıldı. Bal hasatından sonra biliyorsunuz yine bir video çekmiştik. Hasat sonrası arılar strese girer. Besleyelim, varroa mücadelesini hemen başlatalım diye. Ortalık da oldukça kurudu. Biz de bugün yine ufak bir besleme yapacağız. Ayrıca varroa şeritlerini tekrar değiştireceğiz. Evet canım, evet, sen söyle. Ben de şöyle anlatayım. Ben çok konuştum. Arılarımız mesela kovanlarımızın yerini değiştirmek istiyoruz. 5 metre öteye almak istiyorum ya da geriye almak istiyorum. Biraz daha güneye taşımak istiyorum. Yakın mesafe, yani 2 metre kenara çekeyim. Nasıl yapalım diye soranlara, bunu detaylı bir video ile sizlerle buluşmak üzere buradayız. Evet, anlatmaya çalışacağız. Evet, eşim başlayacak, anlatacak. Evet. Kısa mesafede nasıl taşınır, nasıl eşim yapılır. Eşim besleme yaparken ben de size anlatayım, zaman kaybetmeyelim. Evet. Bakın şu anda bizim arılarımız da dağınık dağınık. Şöyle görüyorsunuz. Hani biz bunu düzenli çalışmak için birleştirebiliriz de. Şuralar niye dağınık? Buraları biz, bunlar güçlü kovanlardı. Bal için nektar gelen bir yere taşıdık. Yani buradan uzak bir mesafeye taşıdık. 4 kilometre ileriye, 5 kilometre ileriye taşıdığımızda arı yeri pek geri dönemiyor, yani eski yerine dönmüyor. Yani 5 kilometre kuralını genelde herkes biliyor da böyle yakın mesafe kuralını genelde kim pek, yani yeni başlayanlar bilmiyor. Burada da büyük bir yaşlı amcamız vardı. Onun da 2-3 kovanı varmış vaktinde. Evin kenarından şöyle diyor, şu kadarcık bir yere alayım dedim diyor, 200 metre falan. Hani oraya diyor bir şeyler yapacaktık diyor, eve fazla yakındı diyor. Bir tavuk kümesi falan bir şeyler yapmayı düşünüyordum dedi. Taşımam gerekiyor dedi. Hani bilmiyormuş o da. Almış oradan 2-3 tane kovanını. Diyelim ki şuraya taşımış. Yani şuradan almış, göstereyim şöyle. Şuraya taşımış diyelim. Oraya taşımış. Ama nasıl taşımış? Yani bilmiyormuş. Direkt almış taşımış. Gündüz vakti taşımış. Hiçbir şey yapmadan. Yani bu arıcılık öyle hani normal büyükbaş hayvan gibi oradan al oraya taşı. O şekilde değil. Yani özellikle kısa mesafelerde. Uzun mesafelerde 4-5 metre kural var. 4-5 metre taşıdığımızda arı yerine dönmüyor. Yani taşımak için de, yani profesyonel bu işi yapanlar, uzak yerlere gidenler, bu çıtaların mesela biz şey yapıyoruz, diplerini çıta neredeyse oraya bir çivi çakıyoruz. Bir de şuradan çivi çakıyoruz. Hani sarsılmasın, nakliye esnasında sarsılmasın diye. O şekilde yapıyoruz. Çünkü uzun yol gidiyorlar. Öyle kovanlarımız zarar görmesin diye yapıyoruz. Kısa mesafeyi nasıl yapıyoruz? Onları da dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Mesela şöyle, hava çok şey olacak kısa mesafede taşıdığımızda, arı girişi çıkışı olmayacak. Şunlardan toplayayım, ben göstermeye çalışayım. Ya bir yağmurlu günde ya bir rüzgarlı gün olacak ya da işte gece vakti olacak. Ya da soğuk olacak, arı giriş çıkışı kesinlikle olmayacak. Böyle küçük küçük şeyler bulup, ha bunlar büyük. Ben siz bu delikleri, kıyafet şey de giymedim ben, maskeyi takmadım. Bu giriş deliklerine bunları koyacağız. Ha bu çok büyük ama küçük böyle ottur ya da şu tarz. Elimde gördüğünüz bu tarzlardan. Bu giriş deliklerini koyacağız ki arı dışarı çıkmak istediğinde bunları görecek. Ha diyecek, benim yönüm değişmiş diyecek. Tekrar yön çizmeye çalışacak. Yani bunları görünce arı böyle küçük küçük ot olur, böyle ne bileyim, ben küçükken böyle şey derlerdi, çılı çırpı mı bir şey derlerdi, böyle küçük küçük köyde öyle derlerdi. Bunların ağızlarına koyacağız böyle. Arı içeriden sabah kalktığında, bunlar sabah gün doğmadan kalkıyorlar, tarlacılar gidiyor nektar bulmak için.
Kalktıklarında aa diyecekler, bizim yön değişmiş diye. Yeni yön çizecekler, yani yeni yere alışacaklar. Buradan diyelim ki şuraya taşıdık ya da oradan buraya taşıdık. Yine aynı taşıdığımız yerde olacaklar yani. O taşıdığımız yerden buraya pek geri gelmezler. Hani gelirse de hani bir iki belki kalmış olabilir. Onlar gelir yani, tarlacılar. Yani bu işlemi yaparken kesinlikle arıların uçuşu olmayacak dışarıya. Yani bu çok önemli. Dediğim gibi yağmurlu hava olur, rüzgarlı hava olur. Böyle fırtınalı havalarda arılar pek dışarıya çıkmıyorlar. Bir de gece çıkmıyorlar. Gece tamamen içeride oluyorlar. İçeride oldukları zaman bunları, bu işlemleri yapabiliriz. Ben bir de şöyle görmüştüm. Böyle hamur, ince hamur, hamur karıyorlar. Böyle buralarına doğru sıvıyorlar ince hamuru. Şu şekilde. Buralarına doğru sıvayıp böyle kürdanla delik deliyorlar. Delik deldikten sonra tabii arı girip çıkacağı kadar deliyorlar. Şöyle 2-3 tane deliyorlar buraların hamuru. İnce bir hamuru böyle sıvadıktan sonra. Sonra arı yine sabah kalktığında onu anlıyor ki benim yönüm değişmiş diyor. Onu görünce işte onu hamuru dele dele de oradan çıkıyor yani. Yine çamur yapanlar var. Çamur belki biraz açılması zor olur. Yani biz böyle küçük şeyler kullanarak yapacağız. Bunları toplayacağız. Çünkü bunların birazını biz çama götürmek istiyoruz. Dağınıkta çalışmak zor oluyor. Bizim diğer sahım yaptığımız arılar dip dibe, böyle dağınık değil. Orada işlerimiz hemen bitiyor. Ama burada biz çok uzun zaman harcıyoruz. İşte varavasını koy, beslemesini yap, bakımını yap da oradan buraya gel. Burada arı mesela, burada yok. O bizi oyalıyor yani. Bunların güçlerini Muğla'ya götürünce böyle 3-5 tane cansız kalırsa burada, onları da dediğimiz yöntemle bir araya getirmek istiyoruz. Evet, umarım söylediklerim anlaşılmıştır. Yani uzun vadeli taşıyacaksanız da 5 kilometre uzağa taşıyorsunuz. Onu da gece taşımalar, hiç bilmeyenler çünkü çok zorlanıyor. Arı taşımaları gece oluyor. Değerli izleyicilerimiz, gece oluyor, bunun kapakları kapanıyor. Çünkü çok soruyorlar, yeni arkadaşlarımız gerçekten çok bilgiyi açlar, çok soru soruyorlar. Bu kapaklarını kapatıyoruz, şu şeyin bittiği yerden, çıtanın bittiği yere bir çivi çakıyoruz, bir de buraya çakıyoruz. Hani sallanmasın diye. O şekilde uzun mesafe 5 kilometre istediğiniz yere götürebilirsiniz. Tarlacılar 5 kilometreden geri dönemez yani. Orada bir hafta, 10 gün, 15 gün bekletip, yine en garanti olsun derseniz 10 gün, 15 gün bekletip aynı yerine geri getirebilirsiniz. Yani 5 kilometre kuralı bu. Diğerini de demin anlatmıştım. Bir kere daha tekrar edeyim. Arı uçuşu olmayan bir dönemde yapılacak bu. Rüzgarlı, soğuk hava olur, gece olur. Oraya o gösterdiğim ince şeylerden koyacağız. Çılı çırpı dediğimiz şeylerden. Ya da ince bir hamur tabakasıyla orayı kapatıp kürdanlarla deleceğiz. Gece olacak. Gece ya da işte arı uçuşu olmadığı herhangi bir zamanda yapıp istediğimiz yere taşıyabiliriz. 200 metre, 300 metre. Ya köylerde çok oluyor yani bu taşımalar. Şuradan şuraya alacağım diyor. Çocukları sokuyor diyor falan. Evin çok yakınında diyor. Öyle. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi eşime doğru bakalım. Ne yapıyor? Kolay gelsin canım. Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor durumlar? Durumlar iyi maşallah. Güzel gayet. Ben de yoruldum. Arılarla anlattım. Çok hızlı anlatıyorsun. Evet, biraz hızlı anlatıyorum. Yine sorularınız varsa altına yazabilirsiniz. Instagram'a giremiyoruz şu ara. Açılır herhalde. Açıldığında oradan da cevap yazmaya çalışırız. Bugün dediğimiz gibi varava şeritlerini değiştirip birazcık da besleme yapıyoruz. Arıları çama hazırlamaya çalışıyoruz. Güçlüleri de şöyle 5 çıtanın üzerlerini getireceğiz. Maşallah canım, onun balı güzel değil mi? Güzel maşallah. Tabakası çok güzel. Kaldırabilecek mi? Maşallah. Şöyle açmayınca şöyle alttan vuracağım. Evet. Saat akşam üzeri saatleri. Şu an 6:30.
Beslemeyi yaparsanız şu ara arılar aç. Akşam üzeri saatlerinde beslemeye çalışın. Arılar aç çünkü çok saldırıyorlar. Birbirine yağma olabilir. Evet, akşam saatlerinde. Eğer yapamıyorsanız da buzdolabı poşetiyle verin. Ben buzdolabı poşeti artık kullanmıyorum. Bizim arılarımız çok çoğaldı çünkü. Ekstra bir külfet oluyor, hazırlaması zor oluyor. Böyle pet... Şekerimi kek diye soranlara tekrar söyleyelim. Kek. Kek. Kek mi diyorsun? Evet, kek. Polenli kek daha iyi olur. Mesela kurak bölgelerde arı nektar bulamayabilir, polen getiremeyebilir. Polenli kek yavru atımını biraz daha teşvik ediyor. Bunu da sordukları için tekrar söylüyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Aynı şeyleri tekrar ediyoruz diye şey yapmayın. Evet, evet. Yeni yeni abonelerimiz var. Onlara da teşekkür ederiz. Bizlere destek oldukları için. Kanalımıza abone değilseniz, abone olarak izlerseniz çok mutlu oluruz. Çünkü yeni kitlelere de ulaşmak istiyoruz. Sizlerin sadece bizlerden, bizim sizden istediğimiz sadece videolarımızı izleyip beğeni atmanız. Yani başka bir şey istemiyoruz biz. Hani abone olun diye de ısrar ediyoruz. Yanlış anlamayın. Bazı videolarımız 8.000, 10.000 izlenme almış. Sayenizde teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İzlenme oranına göre abone sayınız az diye YouTube bize uyarı veriyor. YouTube istiyor yani. Yoksa biz abone olun, abone olun diye sizi değil. Bunu söyledik diye. Yani daha hani daha öne çıkan, daha beğeni atılan videolar biraz daha öne çıkıyor. Bir de şunu söylemek istiyoruz. Yani biz daha YouTube gelirlerinin 1 TL'sini bile kendimize harcamadık. Aynen. Yani zaten 1000 görüntülemeye 10 lira, 20 lira gibi bir cüzi bir miktar para geliyor yani öyle. Evet, köşeyi çabuk dönelim. Çok bir para gelmiyor arkadaşlar. Bu parayla da küçük paralarla da sokak hayvanlarına mama alıyoruz yani. Biraz da çoğalırsa da ihtiyaç sahipleri, aileleri destekleyeceğiz. Çünkü okullar açılıyor. O kadar çok ihtiyaç sahibi aile var ki çevremizde. Yani 1 TL'sini daha harcamadık. Bir mikrofon bile alamadık hani YouTube parasıyla daha. O yüzden hani siz de destekleyin. Çünkü biz size videolarımızı ücretsiz sunuyoruz yani. Biz sizden herhangi bir şey istemiyoruz. Bilgilerimiz yayılsın istiyoruz. Evet, varsa sizin değerli bilgilerinize uygulayabiliriz. Evet. Yani bilgiler biz öyle paylaşıldıkça evet, çoğalır tabii ve güzelleşir. Biz öyle ustayız, profesyoneliz diye de söylemiyoruz yani. Bizden sonra başlayanlara sadece yardımcı olmak istiyoruz. Başka da pek bir beklentimiz yok. Evet, biz ilk başladığımızda çok zor günler geçirdik. Kimseden bir şeye ulaşamadık. Evet, çok zorlandık biz. Arılarımız öldü, yavru çürüklüğü oldu, stoklarını bilemedik. Ya o kadar sıkıntılar çektik ki. Yeni başlayan arkadaşlarımız bizim bu yaşadığımız sıkıntıları yaşamasınlar diye. Evet. Ya detaylı anlatmaya çalışıyoruz. Sorduğunuz sorulara her türlü şekilde dönmeye çalışıyoruz. Mesela benden önce başlayan bir üstada soru soruyorum. Dönmüyor, cevap vermiyorlar yani. Ben hep dönmeye çalışıyorum. O kadar çok yeni başlayanlar var ki hatta çok mutlu oluyorlar. Döndüğünüze çok sevindik, hiç beklemiyorduk falan diyorlar. Özellikle Instagram'da yani. Sonuçta herkes bir şekilde bu arıcılığı yapıyor arkadaşlar. Ve de öğrenecek bir şey de yani. Öğrettik diye yani bilgi çalınmıyor. Bir şey gösteriyoruz diye herhangi bir 5 lira fazla cebimize bir şey girmiyor. Ya da yok. Söylemeyenlerin cebine bir şey girmez. Yok, bugün öğrenmezlerse yarın ya da diğer gün hani sadece öğrenme gecikir. Aynen. Hep beraber paylaşalım ki ülke olarak üretimimizi artıralım, gelirlerimiz belli bir seviyeye ulaşsın. Evet. Çünkü sonuçta emek veriliyoruz. Ülke ekonomisine bir katkı sunalım. Katkı, tabii. Bugün tarımda görüyorsunuz çoğu şeyi ithal ediyoruz. Devlet politikası da olabilir, yanlışlarımız olabilir. Yani geleneksel yapıyoruz. Hala Türkiye'de geleneksel tarım yapılıyor. Modernleştikçe gelirimiz artar. Daha böyle ne bileyim. Evet. Keyifli olur yani. Yani herkes olur. Destek yarar. Olursa birbirine bilgiler paylaştıkça çoğalır, güzelleşir. Evet, şimdi eşimin çalışmalarını izleyelim. Dediğimiz gibi akşam üzeri saatleri besleme yapıyoruz. Varava şeridini değiştiriyoruz. Artık arılar yavaşladı. Çıta isteme olayı durdu. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Mesela sorulan sorularda. Söyle canım. Arıların bağırsağını yapmışlar, varo çubuğunu koymuşlar, bir iki besleme yapmışlar, arıları kapattık diyorlar. Uzun süre arılara uğramıyorlar. Böyle yapmayın. Haftada en az bir kere dahi olsa, en az iki kere bakın yani. Bir kere. Biz iki defa evet. Bakmaya gayret gösteriyoruz. Çünkü arı kendi olur diye bir şey yok arkadaşlar. Varova öyle kolay bir basit alınacak bir şey değil. Evet. Bulaştı mı temizlemesi zor. Bütün kovanlara bulaşıyor. Hastalık bulaşırsa mücadelesi zor. İhmal etmeyin yani bakın kurak
Doğada bir şey yok. Yağmurdan sonra biraz nektar geldi. Yine bir şey yok. 35 derece, 34 derece sıcaklıklar var. Evet. Şu anda 6-7'ye geliyor saat. Şapır şapır terliyoruz. O kadar sıcak ki hala sıcak. Gölge olmasına rağmen sıcak. Hava kurak. Arılar bir şey bulamıyor. Azar azar besleyin, ihmal etmeyin. Evet, biz haftada 2 kere gelmeye gayret gösteriyoruz. Geçen hafta gelemedik. Yalvaç'ta festival vardı. Biraz yoğunluğumuz vardı. Normalde cumartesi ya da pazar gelmemiz lazımdı. Gelemedik. Bugün geldik. Bugün salı. Eğer bu video bu akşam yetişmezse yarın atarım yani. Bu arıyı gösterelim altısı. mesela. Bakın şöyle Maşallah. vızır vızır maşallah. Böyle hani sargın, dolgun olacak arılar. Evet. Bu çama hazır bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Mevcudu korumaya çalışıyoruz. Bu verdiğimiz şerbete yine söylüyorum. Bu bal yaptırmak için değil, arının karnını Evet. doyurması için Birebir kraliçe yaptık arıya, zaten biz. evet kraliçeye teşvik için bu. Yavratması için değil mi canım? Evet, yavratacağız. Birebir. Stok değil. Stoklar koyu olur. Yine söyleyelim çünkü yeni abonelerimiz var, bilmeyebilirler. Stok 2'ye 1 yapılır. 2 şeker, 1 su ya da 1,5 şeker, 1 su gibi yani. 1,5 dediğimiz şeker, 1 su. O şekilde hani stok, hiç stok olmayanlar da varmış. Bazen yazıyorlar nasıl besleyelim diye. Evet. Biraz daha onlara koyu beslemelerini tavsiye ediyoruz. Hiç stok yoksa biraz koyu yapın Biraz ki koyu. arı stok yapsın. Sonra yavaş yavaş yavru teşvik için az şerbet verirsiniz. Bir de bunu açalım birlikte. Videoyu fazla uzatmayalım. Bir de bunun gelişimine şöyle bir bakalım. Videomuzu bitirelim. Sizleri de sıkmayalım. Biz bunlara hızlı hızlı bakıp daha biraz da dağda balını aldığımız arılar var. Onlara da küçük bir besleme yapacağız. Evet maşallah son çıta dahi full arısı. Bu bölme miydi canım? Evet Yoğul bu muydu? bölme. Bölme. Oradan gösterelim çıtayı. Şu tarafına geçeyim. Evet. Son çıta dahi full. Bunu da verirken sağa sola dökmeden böyle şerbeti nazikçe hassasça verin. Yavaş yavaş eşimin yaptığı gibi. Yavaş yapacaksınız. Tam benlik değil mi? Eşim, ya arıcılık bazen söylüyorum komik buluyorlar da tam eşim için ideal bir meslek. Yani ağırlık isteyen Evet, yavaşlık. yavaşlıkta benim üzerime yapıyoruz. Yavaşlıkta ya elle kimse su dökemez eşim. Her konuda yavaştır. Dese de inanmayın arkadaşlar. Öyle Maşallah. değil yani. Eşim diğer kovanı açmışken bir de şunu söylemek istiyorum. Böyle buzdolabı poşetinde verenler de diyorlar ki buzdolabı poşeti patlıyor, her tarafa dağıldı, daha kötü oldu diyorlar. Şimdi buzdolabı poşetini öyle balon gibi vermeyeceksiniz. Havasını bir pipet yardımıyla aldırıp böyle ucundan bağlayacaksınız. Esnek olacak. Öyle balon gibi verince tabii patlar. Öyle yazanlar da oldu yani. Böyle, öyle yap, söylediniz bize de işte böyle patladı dediler. Onları da söyleyelim, hatırlatmış olduk. Yani havasını bir pipet yardımıyla aldırın. İyice uçtan bağlayın. Yani esnek olsun, böyle balon gibi olmasın. Bir de buna bakalım. Buna bakıp kapanışı yapalım. Daha iyi O gösterir. tarafa mı geçeyim? Maşallah, maşallah, maşallah. Ekran başındaki izleyicilerimiz de maşallah derse arılarımıza Bir de çok mutlu oluruz. açmışken şunu söyleyelim. Kovanı da gösteriyoruz. Kovanı gösterelim. Evet. Bazılarına tek koyuyorsun. Çubuk diyor. Bazılarına bir tane koyuyorsun. Bunu iki tane koyuyorsun diye soruyorlar. Şimdi 7 çiteye kadar bir tane koyuyoruz arkadaşlar. Arı yoğunluğuna göre. Evet, 7 çiteye kadar bir tane. 7 çiteden sonrasında iki tane koyuyoruz. Kaç çita bu? Bu 2, 4, 6, 7 çıta. 7'den sonra 2 tane koydum. 7 ve 7'den sonra ikişer çubuk koyuyoruz. Yoğunluğuna göre arının. Evet. 2-3 çıta arıya da çok çubuk koymaya gerek yok. 1 çıta, ama 1 çubuk değil mi? Evet, 1 çubuk. 1 çubuk. Katlıya 3 tane koyuyorsun o zaman. Katlıya da aşağı 2 tane. Katta yukarıda varsa 4-5 tane. Bir tane de katta yukarıya koyabiliriz. Evet. Şimdilik bizden bu kadar. Dediğimiz gibi kanalımıza abone olursanız, beğeni atarsanız, videolarımıza eşe dosta da tavsiye ederseniz kanalımızı çok mutlu oluruz. Sizlerle birlikte çok daha geniş kitlelere ulaşmış olacağız.
Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Isparta Yalvaç'tan selamlar, sevgiler herkese. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.